Simay Trafo, Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ne sunar. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Simay Trafo'nun sponsorluğunda Radyo Spor'da Anadolu Ateşi programımız başladı. Süper Lig ve 1. Lig'de bugün heyecan başlayacak. 11. hafta maçlar oynanacak. 11. haftada önemli maçlar var sevgili dinleyenler. Hemen bu maçları sizlerle buluşturalım. 11. haftada Süper Lig'de Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadele saat 20'de başlayacak. 11. haftanın ilk maçı Süper Lig'de Galatasaray Kasımpaşa maçı. Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Muhtemel 11'ler de belli. İsterseniz bundan da bahsedelim. Muslera, Sasha Boy, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Tete, Kerem, Zaha ve Mauro Icardi. Kasımpaşa, Giannotis, Wink, Omero, Sadık, Duhan, Gökhan Aytaç, Gomis, Haris Hayradinovic, Mamadou Fall ve Engoy. Muhtemel 11'ler bu şekilde sevgili dinleyenler. Stoper'de net bir şekilde biliyorum. Omero ve Sadık oynayacak. Duhan sol bek, Wink sağ bek. Gökhan ve Aytaç. Aytaç da son dönemlerin formunda ismi. Bunu belirtelim. Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sağlık durumu çok konuşuluyor. Bize gelen bilgi Mauro Icardi'nin milli araya kadar iğneyle oynayacağı, milli aradan sonra yani milli ara döneminde tedavi olacağı yönünde. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Tedavi sürecine milli araya ayarlıyor yıldız golcü Mauro Icardi. Evet, programımızda planladığımız bağlantılar var. Bugün önemli konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Şimdi ilk aramıza gidelim. Aranın ardından bizler önemli konu ve konuklarımızla Radyo Spor'dayız. Simay Trafo'nun sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda da bu bölümde konuğumuz Manisa Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Osman Özköylü. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Sen nasılsın? Yayınlar diliyorum. Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun Manisa Futbol Kulübü süreci. Bu arada bir teşekkür var hocam size, üzerimizde kalmasın. Dün yayınımızda konuğumuz Osman Zeki Korkmaz'dı. Osman Zeki Hoca size teşekkür etti yapmış olduğunuz açıklamalardan dolayı. Rica ederim. Yani değerli bir teknik adam. Belki burada bir şanslılık olabilir ama hiçbir zaman değerini belirterek durumdur. Çünkü bu şampiyonluk yaşamış, gerçekten futbolu iyi bilen, iyi futbolu oynatan çok önemli teknik adamlardan bir tanesi. Onun kurduğu takımı biz alıp inşallah hedefe ulaştırarak onun başlatmış olduğu bu önemli hedefi biz sonlandırmak istiyoruz. İnşallah da muvaffak oluruz. İnşallah hocam. Hocam süreç nasıl gelişti? Vallahi yani çok ani gelişti. Hiç beklenmedik bir durumdu. Özellikle Manisa Futbol Kulübü'nün Ümraniye'de oynadığı maçtan sonra İki gün sonra herhalde başkan gece geç saatlerde beni aradı. Mevlüt Başkan'la bizim daha önceden tanıştığımız, dostluğumuz, sohbetimiz olan bir insan. Farklı düzeyde birbirimizi tanıyan ve seven, saygı duyan insanlarız. Onunla bir sohbet ettik. Yani işin açıkçası o hem bizim için iyi olursa, hem senin için iyi olursa, her iki taraf için doğru bir karar olacaksa bu konuda biz çalışmak isteriz dedi. Tabii Manisa Futbol Kulübü baktığınız zaman gerçekten kulüp yapısı olarak, ekonomik yapısı olarak, hedefler olarak çok önemli kulüplerden bir tanesi. Yani herkesin çalışmaktan, oynamaktan keyif aldığı bir kulüp. Bunu dışarıdan zaten her zaman görüyoruz. Buradaki arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Şimdi içine girdiğiniz zaman bunu çok daha net görme fırsatımız oldu. Biraz da tabii başkanla olan o farklı duygusal
Art Dostluk bağıyla alakalı olarak burada biz ona yardımcı olmak istedik. O da bizim hedeflerimiz konusunda bize burada katkı yapmak istedi. Ve karşılıklı olarak bu anlaşmayı yapmış olduk. İnşallah her iki taraf için de çok hayırlı olur. Ben olacağına inanıyorum. Çünkü onların düşündükleri, istedikleri, planladıkları her şey bizim kafamızda düşündüğümüz, hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz, hedeflerimizle ulaşabileceğimiz noktada planlar. Her iki tarafın bu niyetiyle, çabasıyla bu işin çok iyi yerlere gelmesini istiyoruz, umut ediyoruz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Osman Özköylü, sohbetimiz devam ediyor. Osman Hocam, Pendik Spor'da önemli başarılara imza attınız. Pendik Spor süreci sizin adınıza nasıl geçti? Çünkü azımsanmayacak bir başarı hocam. İkincilikten birinci lige, birincilikten süper lige. Sonrasında Manisa'dasınız. Manisa'da hedef bir takımdasınız. Neler söylersiniz hocam? Evet, tabii iki senede iki lig atlamak çok kolay değil. Yani Türk futbol tarihinde böyle evet. Üç ya da dört takımın yapabildiği bir başarıydı bu. Biz bunu tüm oradaki yöneticilerimiz, başkanlarımız, futbolcularımız, personelimiz hep beraber gerçekten iki sene içerisinde büyük bir özveriyle, büyük bir mücadeleyle büyük bir başarı hikayesi yazıldı. Ve ben şu anda Pendik'te. Tabii ki gönül isterdi ki Pendik'teki sürecinde hem benim adıma, şahsım adına hem Pendik Spor adına daha iyi ilerlemesini isterdik. Ama tabii biraz Pendik için hazırlıksızlık, yani beklentinin üzerinde bir başarı oldu. Bundan dolayı dediğimiz kadro kurulumunu yapamadık. Birçok oyuncu Pendik Spor'u tanımadığı için, tarihinde ilk defa bu ligde oynadığı için bize çok uzak baktı. Dediğimiz transferleri gerçekleştiremedik. Maalesef kadro kurulumunda yeterli seviyede bu lige, yani Süper Lig'e uygun oyuncuları çok istememize rağmen, gerekli fedakarlıklar da, ekonomik fedakarlıklar da yapılmasına rağmen yapılamadı. Öyle olunca tabii biraz dediğimizin dışında sonuçlar aldık. Ama her şeye rağmen ben kendi olduğum dönem için konuşuyorum. 8 haftalık süreçte oyun olarak, sahada performans olarak ortaya koyduğumuz çok güzel şeyler vardı. Hem çok önemli takımlara karşı oynadık. Beşiktaş maç deplasmanından puan aldık. Trabzon maçında çok etkili, çok iyi bir oyuna rağmen hakem hatalarıyla çok ciddi bir puan kaybı yaşadık. Yani diğer takımlara karşı işte Karagümrük maçında öne geçtik. Son dakikada bir beraberlik kazandık. İşte Kasımpaşa maçında öndeyken son 10 dakikada 7 golle beraber bittik ki kazanabileceğimiz birçok maçı maalesef kazanamadık. Tabii futbol sonuç oyunu. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın, ne kadar sahada futbol adına göze hoş gelen çok iyi işler yapsanız da, istatistikleriniz çok iyi olsa da, ki istatistiklerde Türkiye Ligi'nin şu anda açık ara önde olan Fenerbahçe ile Galatasaray'la belli parametrelerde yarışan bir takım vardı Pendik Spor. Şimdi insanlara çok tuhaf gelebilir. Evet. Ya kardeşim, galibiyet bile alamadınız ama nasıl istatistiklerle onlarla yarışıyorsunuz? Topa sahip olmada, pas yapmada, topu oyunda tutma süresinde, pas hızında, pas mesafesinde, yani bizim kendi oyun felsefemizi sahaya doğru yansıttığımız parametrelerde haftalık değerlere göre veya ilk 8 haftanın değerlerine göre hep ya ilk 3 içerisindeyiz, ya ilk sıradayız, ya ilk 5 içerisindeyiz. Yani büyük takımlarla, büyük bütçeli takımlarla yarışan bir Pendik Spor vardı istatistiklerde. Ama tabii futbol sonuç oyunu. Biz girdiğimiz sonuçları yapamayız. Rakipler bunu yapınca, bireysel hatalardan, çok fazla basit hatalardan gol yiyince sonuç alamıyorsunuz. Bu da tabii istediğiniz başarıyı yakalamanızı engelliyor. Ama her şeye rağmen bizim için çok önemli bir deneyim oldu. Biz de özellikle ilk defa çalışma fırsatı olduk. Her şeye rağmen kendi oyun felsefemizden, oyun tarzımızdan, geçmişte ikinci ligde de birinci ligde de oynadığımız oyundan hiç taviz vermeden bunu Süper Lig'e yansıtmaya çalıştık. Hiçbir şekilde işte biz Süper Lig'deyiz artık, bekleyerek oynayalım, aman gol yemeyelim, atarsak atarız zihniyetinde olmadık. Evet, biraz daha elimizde istediğimiz kaliteli oyuncular olsaydı, biraz daha sonuca ulaştıracak oyuncular olsaydı, biraz daha az bireysel hata yapsaydık belki daha iyi sonuçlar alabilirdik. Ama nasıl kısmet böyleymiş. Demek ki bugün burada Manisa Spor Kulübü'nde olmamız gerekiyormuş. Kader böyle yazılmış. Biz de bugün buradayız. Artık geçmişi unutacağız. Bizim için çok güzel deneyimlerdi. Çok güzel başarılardı. Şimdi aynı başarıları, aynı güzel deneyimleri
Manisa Futbol Kulübü'nde yaşamak için buradayız ve bunun mücadelesini yapacağız. İnşallah sezon sonunda bu kulübü hedeflediği, beklediği, istediği yere, güzellik hedefine ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Evet, şu anda belli eksiklerimiz var, handikaplarımız var. Puans olarak rakiplerimizden gerideyiz. Yeni geldik. Grubu yeni tanıyoruz, oyuncuları yeni tanıyoruz. Bu anlamda biraz zaman ihtiyacımız olacak. Ama ne olursa olsun biz buradayız. Osman Üsteli buradaysa başarı için mutlaka çalışılacaktır. Mücadele edilecektir. Ha, sonunda oluruz olamayız bilmiyorum ama bunun mücadelesini Allah'ın izniyle sonuna kadar sürdüreceğiz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Osman Özköylü. Hocam, şu dikkatimi çekti. Pendik Spor, ardından Manisa Futbol Kulübü. Siz daha önce hocam, yani kulüpleriniz, çalıştığınız kulüpler camia takımlarıydı ve zaman zaman sıkıntılar olurdu. Ama şu anda hocam Pendik Spor gibi, Manisa Futbol Kulübü gibi proje takımındasınız. Şirketleşmiş ve projesi olan bir takımdasınız. Pendik de böyleydi. O projelere adım adım ulaştınız. Burada nasıl hocam bu tip takımlarda çalışmak? Ve taraftara çağrınız ne olur? Çünkü Manisa Futbol Kulübü güzel bir oluşum. Zaman zaman Mevlüt Başkan da yayınımıza bağlanıyor. Adım adım geliyor. Üçüncülükten başlayan bir süreç. Şu anda birincilikte. Ne dersiniz hocam? Gerçekten kulüp yapısı olarak burası bir durumda. Bunun evet. İçine gir. Görebiliyorsunuz, herkesin bildiği, kendi işi kurumsallaşmış, profesyonelleşmiş, her şeyin düzenli olduğu, ödemelerin de düzenli olduğu güzel bir kulüp. Sporda da bu benzer tabloyu yaşadık ama Pendik Spor tabii belli bir süreç daha ihtiyacı var Pendik Spor'un ama burası çok kurumsal bir yapı. Belirlenen hedefler var. Bu konuda sağlam adımlar atılıyor. Çok ciddi bir scout ekibi kurulmuş. Oyuncular hem yerli hem dışında taranan, izlenen oyuncu grubu var. İkili gelecek hafta içerisinde scout ekibimizle bir toplantı yapacağız. Bu arası yalnızlığımız düşündüğümüz oyuncularla alakalı. İleriki süreç için hedefler doğrultusunda bunlara ihtiyacımız var. Oturup konuşacağız. Dışında tabii eldeki oyuncu kadrosu gerçekten iyi oyunculara sahibiz. Bölgelerde bazı sıkıntılarımız var. Bir arası tamamlamaya çalışacağız. Tabii burada Manisa halkının FK kulübüne bakış açısının iyi olması için, fazla sahiplenilmesi için sonuca ihtiyacımız var. Onları mutlu edecek, onları bu takımın, bu kulübün peşinden gelmelerini sağlayacak, daha fazla bu kulübe, buradaki insanlara inanmalarını sağlayacak yaşatmamız lazım. Gerçek var burada, Manisa Spor gerçeği var geçmişte. Şu anda belki amatör kümede artık ama evet, insanlar en çok bildiği ve desteklediği takım oydu. Ama şu anda onun yerini dolduracak bir Manisa FK takımı var. İnsanlar da artık yavaş yavaş bu takıma doğru, bu kulübe doğru meyillenecek. Ama dediğim gibi biraz sonuca, başarıya insanları mutlu edecek, onları heyecanlandıracak bunlara ihtiyacımız var. Bunları aldığımız takdirde mesela çok büyük bir şehir. Kendilere hitap edebilecek bir şehir. Gerçekten çok güzel bir şehir. İnsanların futbola bakış açısında ben geçmişten de biliyorum. Ben de bu bölgenin insan olduğum için, aydın olduğum için geçmiş yıllarda maçlar oynadık. Buradaki potansiyeli çok iyi bildiğimiz için o potansiyeli açığa çıkarmamız gerekiyor. O potansiyelin çıkması gerekiyor. Yani Manisa şehrinin FK kulübünün sonunda yapacak hamleler yapması gerekiyor. Biz de bunun adımlarını sağlam bir şekilde atmak istiyoruz. Bunu başardığımız zaman Türk futbolu yeniden çok önemli bir camia ve çok önemli bir kulüp kazanacak. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Yayınımıza bağlandınız, keyif verdiniz. Görüşmek üzere hocam. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Diliyorum, sağ olun. Hoşçakalın hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Osman Özköylü'ydü. Bu bölümde hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Ali Tandoğan olacak. Ali Tandoğan'la birlikte
Bugün akşam oynanacak olan Galatasaray Kasımpaşa ve yarınki Fenerbahçe Trabzonspor maçını konuşacağız. Ali abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Yayınlar sahibim. Teşekkür ederim Ali abi. Yayınımıza bağlandın, keyif verdin. Bugün Galatasaray Kasımpaşa maçı var. Öngörün nedir abi maçla ilgili? Nasıl bir maç bekliyorsun? Ya şimdi bulunduğu pozisyona göre Galatasaray her ne kadar zor bir süreç yaşadı da hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Ligi, bu anlamda kadro genel olarak çok fazla değişkenlik göstermiyor. Bu takımdaki oyuncuların zaman zaman yorgunluklarına ve sakatlanmalarına sebep oluyor. Ancak Galatasaray takımı çok istikrarlı ve başarılı giden bir süreç yaşıyor. Şimdi tabii birkaç tane Kasımpaşa maçını canlı da izledim. Evet. Açık konuşmak gerekirse kendi yorumumu katmak isterim. Yani şu andaki kadrodaki kalite ve oynadıkları maçlarda, kazandıkları maçları izlediğimde biraz şansın da yanlarında olduğunu gözlemledim diyebilirim. Özellikle Karagümrük maçında çok şanslı bir galibiyet aldılar. Şimdi karşılarında Galatasaray var. Çok ciddi bir rakip. Bu anlamda çok onların Galatasaray'a karşı çok etkili bir oyun sergileyebileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Belki şöyle bir strateji uygulayabilir her zaman yaptıkları. Yani Galatasaray'ı belli bir süre durdurup kontrol altına almaya çalışmak isteyebilirler ama ön bölgede çok etkili olan Galatasaray belli bir süreçte eğer golü olur da erken bulursa çok farklı bir skora gider diye düşünüyorum açıkçası. Yani erken Galatasaray golü gelirse bir farklı galibiyet olabilir mi abi? Ya benim düşüncem o yönde. Yani çünkü Kasımpaşa çok açık futbol oynadığında arkada ciddi boşluklar veren ve zaman zaman sıkıntı yaşayan bir takım Kasımpaşa. Galatasaray da bunlar bu anlamda zaten çok etkili ayaklar oldukları için saha içerisinde bu fırsat verilirse eğer ön bölgede işte oynayan tabii kimin oynayacağını tam net olarak bilmiyoruz ama bu oyunculara Kerem'i işte ne bileyim Tete'yi etkin bir oyun sergilerlerse, Icardi oynuyor mu bilmiyorum tam olarak. Yani bu oyuncular etkin bir oyun sergilerlerse maçın erken kopabileceğini düşünüyorum açıkçası. Peki özellikle hocam Icardi. Çok önemli bir golcü. Galatasaray tarihinin önemli golcüler geldi. Önemli futbolcular geldi, yerli yabancı, ama takımı sahiplenmesi ayrı bir nokta. Yani iğneyle maçlara çıkıyor. Bu noktada neler söylersiniz hocam? Ya şeyi çok iyi. Antrenmanlarda şunu çok iyi çalışmışlar Salim'cim. Benim gözlemlediğim Icardi'ye direkt yani dikine atılan paslarda o kadar iyi pozisyon oluyor ki. Ve evet. Stoperlerin arasında o kadar tecrübeli ve kaliteli bir pozisyon alış şekli var ki atılan paslar zaten oyuncular da şunu anlamışlar. Evet. İşte bizde Icardi gibi yetenekli ve kaliteli bir oyuncu var. Bu oyuncu sadece savunma ceza sahası içerisinde yapılan otolarda değil, araya atılacak olan paslarda da müthiş koşular olan bir oyuncu. Evet. Bunu topu alır almaz orta sahadaki oyuncular ve özellikle Kerem ve çok iyi anlaşıyorlar bence. Evet. Bu noktalarda çok etkililer. Yani iki yönlü müthiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok da formda şu anda. Evet. Yani bugün şunu düşünüyorum. Türkiye'ye gelmiş geçmiş işte en iyi forvetlerden biri olarak söyleyebilirim Icardi'yi. Hocam Ali abi şunu da sormak istiyorum. Siz sağ bek olarak görev aldınız futbolculuk yaşantınızda. Belki zaman zaman sol bekte oynatıldığınız olmuştur. Oldu mu hocam sol bekte de görev aldınız mı? Yok. Hayır, yani tabii oynadım 20 sene içerisinde bir kere 5 dakika aralığına sol beke geçmiştim. O da Beşiktaş'taydı. Evet. Ama oyun dışında hiç sağ bekin dışında bir yerde oynamadım. Bek olarak görev aldınız. Sağ bek oyuncusu olarak görev aldınız. Merak ettiğim iki oyuncu var. Performanslarına ilgili yorumunuz nedir? Sasha Boy ve Ferdi Kadıoğlu. Ne dersiniz bu iki oyuncu ile ilgili? Şimdi Ferdi çok yönlü bir oyuncu. Evet. Çok genç yaşta hocaların eğer nereye koyarlarsa koysunlar
o bölgenin hakkını veren bir oyuncu açıkçası. Oyuncuyu sağ bek oynatıyorsunuz, sağ bekte iyi bir performans gösteriyor. Sol beki koyuyorsunuz, orada çok farklı bir performans. Tabii sağ beke göre aynı kaliteyi veremiyor tabii, kolay değil. O da evet. Oradaki ters ayağa kalıyor ama o coşkuyu ve tempoyu gene sağlayabiliyor. Orta sahada milli takımda oynattılar, orada da oynadı. Evet. Şimdi Boye fiziksel olarak çok kaliteli bir oyuncu. Temposu çok iyi. Zamanlamaları çok iyi. Öne çıkışları. Tabii biz eski bekler olarak daha çok işte bek oyuncularının daha noktasal otolar yapmasını, daha çok orta yapmalarını bekliyoruz. Fakat hem savunmada hem hücumda ikisinin de süratlerinden kaynaklı bana göre çok iyi oyuncular olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Yani bence ligimizin en iyi bek oyuncular hocam iki isim. Tabii. Yani burada sağ bek görevin, sağ beke belki Adana Demirspor'dan Svensson ekleyebiliriz. Onun da çünkü bir ortalaması var. Evet. Devamlı. İstikrarlı ve devamlı hocam. 3 olmuyor, 5 olmuyor. Hep 4 yani derecesi. Hep standartı evet. Var. Bir standart üzerinde oynuyor. Ben bu noktada Jonas Svensson'u da beğeniyorum. Peki hocam. Evet. Yarın önemli bir maç. Galatasaray maçını konuştuk. Galatasaray Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı var. Öngörünüz nedir? Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi. Fenerbahçe'de sakat oyuncular var. Jiku, Serdar Aziz ve Bekao sakat. Jayden Osterwalde ve Samet muhtemelen yarın stoper pozisyonunda oynayacak. Samet'in de siz eski hocasısınız. Bunu da söyleyelim. Evet. Şanlıurfa'da çalıştınız. Dinleyenlerimizle evet. Paylaşalım. Buyurun hocam. Şimdi kendi Fenerbahçe'nin maçı kendi evinde oynaması çok büyük bir avantaj. Evet. Son oynadıkları Pendik maçında her ne kadar Pendik spor takımı geçen seneki kadrosundan barındırdığı oyuncularla maça çıksa da şunu yapmak istediler açıkçası. Fenerbahçe'nin farkındaysan ilk kendi evinde deplasmanda çok oldu mu bilmiyorum ama genel olarak 20-25 dakika içerisinde buldukları golden sonra çok rahatladıklarını gördük. Pendik takımı da kalite olarak yetersiz olduğu için önce dedi ki ben takımı bir savunmada tutayım. Ondan sonra oyunu oynamaya çalışırım diye düşündü ama Fenerbahçe o kadar coşkulu ve istekli bir kadro ki golü bulduktan sonra zaten maç 6-7-8-1 olabilirdi. Şimdi bu havayla, bu coşkuyla Trabzon maçına geçiş yapıyorlar. Evet, sakat oyuncuların en önemlilerinden bir tanesi Dzeko diyorsun. Sakat mı bilmiyorum da Dzeko. Sakat diyebiliyorum hocam. Dzeko sakat diyebiliyorum. Dzeko sakat. Yani çok önemli bir oyuncu. Evet. Çok önemli. Batshuayi mı oynar acaba, onu tam olarak bilmiyorum ama. Yani şöyle, Tayyip takımdaki liderliği, hem abiliği, kaptanlığı, o kadar tecrübeli ve kaliteli bir adam ki. Tamam bir Icardi gibi şeyler yapmayabiliyor ama ceza sahasının içerisinde geçen hafta hayran bıraktı beni açıkçası. Evet. Oynadığı futbolla. Ersan Avaç'ın da bugüne kadar gelen en iyi forvetlerinden bir tanesi diyebiliriz. İlk 3-4 tanesinden bir tanesi diyebiliriz. Bunlar da Fred en kaliteli ayaklarından bir tanesi. Ona açıkçası Fenerbahçe'li birçok taraftar Fred'in sakatlığından sonra çok üzüldüğünü düşünüyorum. Çünkü bu oyuncu 8 numarada oynayan ama savunmaya da geri gelip 6 numara pozisyonu, yani o kadar iyi bir yönü var ki iki taraflı oyun oynayabiliyor. Hem savunmada var, hücumda bir bakıyorsunuz ceza sahasının içinde koşularıyla, attığı ara paslarıyla çok etkinlik sağlayan bir oyuncu. Fenerbahçe'nin en büyük kaybı o kadar formdayken bu oyuncuyu kaybetmek olacaktır. Evet. Onun yerine oynayacak oyuncunu biliyoruz az çok kim oynayacak. İlla ki temposu yüksek ve koşu temposu yüksek ve kaliteli ayağı var ama Fenerbahçe'nin. Bu oyuncu çok başka bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe kendi evinde oynamanın avantajını sağlayacak. Çok ciddi bir taraftar baskısı olacaktır. Eğer aynı şeyi söylüyorum ki Fenerbahçe Trabzon'a karşı diğer takımlara çok farklı. Şimdi Trabzon'un takımında sonuçta kaliteli oyunculara sahip bir kadrodan bahsediyorsunuz. Benim düşüncemde eğer Fenerbahçe'yi bir 20-25-30 dakika o temponun içerisinde gol atmalarını engeller ise
oyunu belki o belki diyorum bakın yani tam olarak söylemiyorum. Belki ortalayabilirler. Bu da nasıl kaynaklanır? Ön bölgedeki oyuncuların topu tutmasıyla kaynaklanır. Eğer Trabzon takımı topu önde tutamazsa Fenerbahçe'nin o gördüğümüz 5-6 saniyelik baskı kuralı var. Onu görüyoruz. Daha önce biz de hocalık yaparken bu çalışmaları yaparsın. Kaybettikleri anda baskıyı uyguladıklarında buradan iyi çıkış yakalarlarsa Fenerbahçe'nin savunmasında eksik olan kadrosuna golü bulma şansları yüksek olabilir. Ama eğer ki bu topları çabuk kaybedip tekrar Fenerbahçe'nin pozisyonunda atağa dönmelerini sağlarlar ise o zaman ciddi anlamda gollü bir maç izleyebiliriz. Tarimci. Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Bağlandınız, keyif verdiniz. Her iki maçı da konuştuk. Görüşmek üzere, hoşçakalın hocam. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ali Tan Doğan'dı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız. Simay Trafo'nun sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün farklı bir bağlantı yapacağız sevgili dinleyenler. Normalde hep futbol üzerine konuşuyoruz. Bugünkü bağlantımız bu bölümde basketbolla ilgili olacak, bunu belirtelim. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Selen Erdem. Selen hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederim. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Şu anda Antalya'da görev alıyorsunuz, Toroslar Basketbol Kulübü'nde. Evet. Dinleyenlerimizle doğru paylaşalım. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğunuz röportaj vardı. Özellikle de yakın çevreniz sizi Fatih Hoca'ya benzetiyordu Fatih Terim. Evet. Bundan dolayı da röportaj Türkiye'de yankı uyandırdı. İsterseniz hemen bununla başlayalım. Saha içindeki tarzınız, enerjiniz Galatasaray efsanesi teknik direktör Fatih Terim'e benzetildi. Bu durum size ne hissettirdi? Neler söylersiniz? Düşünceniz nelerdir? Yani tabii ki de Fatih Hocam bu Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi spor adamlarından, antrenörlerinden bir tanesi. İsmimin onunla yan yana geçmesi bile benim için çok büyük bir onur. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Onun dışında saha içindeki hareketlerimiz, tavırlarımız evet gerçekten çok benziyormuş. Ben de videoyu izledikten sonra anladım bu durumu, bu kadar benzer hareketler olduğunu. Çok büyük, bizim basketbolu çok büyük adrenalin var sahanın içinde ve o anlarda gerginlikler oluyor, mutluluklar oluyor, sinirlenmeler oluyor. Hakikaten baktığımda Fatih Hocam'la çok çok benzer hareketlerimiz var. Bu da bir gazeteci arkadaşımızın çok büyük ilgisini çekiyor. Öyle bir klip çıkıyor. O klipten sonra zaten dediğiniz gibi biraz yankı uyandırmış oluyorum. Ve şu anda sizinle canlı yayın bağlantı yapıyoruz. Benim için de değişik bir gelişme, değişik bir süreç oldu bu 10 gün, 12 evet. gün süreç. Şu anda Antalya'dasınız, Toroslar Spor'da. Bunu da belirtelim. Ligde 7 maç sonunda 4 galibiyet aldınız. Evet. Bu sezon hedefler ne yani, vardır takımınızda? Şöyle, hedef maçlarımızı kazanmak bizim için en önemli öncelik. Hem Avrupa Kupası oynuyoruz, hem ligde düzgün bir yerlere gelmek istiyoruz. Bir kere 4 galibiyet gitse bizim için çok iyi oldu. Özellikle hedef 1-2 tane Beşiktaş ve Nesvaydin gibi önemli galibiyetler aldık. Mutlaka kazanmamız gereken ve hiç aslında da hiç kimsenin bizden beklemediği 2 tane çok önemli galibiyet aldık. Onun arkasında yine diğer galibiyetler devam etti. Playoff'a girmek ilk hedefimiz. Biz kuruluş aşamamızda çok yüksek bütçeli, yüksek hedefleri olan bir takım değildik ama takımın kimyası çok oturdu. Özellikle başından itibaren. Onun için o kimyayla beraber işte yönetimimiz olsun, başkanımız olsun, herkes, bütün Antalya halkı, herkes çok büyük destek oluyor. Onun için ligde daha da güzel maçlar kazanacağımıza eminiz. Avrupa Kupası'nda da orada da bizim grubumuzla alakalı çok iyi bir takım var. Fransa boş takımı. Boş takımın altında yer alıyoruz şu anda, ikinci sırada. O gruptan da ikinci olarak gruptan yükselmeyi hedefliyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama dediğim gibi playoff'a girmek ligde bizim için çok iyi bir
durum olacak. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Selen Erdem, sohbetimiz devam ediyor. Selen Hocam, geçtiğimiz sezon Euroleague'de finali iki ekibimiz oynadı. İki evet. ekibimiz arasında oynandı. Eurocup finalinde de evet. bir temsilcimiz boy gösterdi. Türkiye'de kadın basketbolunun gelişimi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ve bu noktada halkımızın ilgisi ne derecede var kadın basketboluna karşı? Yani tabii son dönemde voleybolun bu kadar yükselişe geçtiği bir süreç yaşıyoruz. Tabii ki de basketbola ilgi biraz azaldı. Bunun daha öncesinde çok daha fazla kadın basketboluna çok daha fazla ilgi vardı. Olimpiyat zamanında 2016'da herkes tamamen kadın basketbolunu konuşuyordu ama sonra voleyboldan gelen muhteşem başarılardan sonra evet biraz biz ikinci plana atılmış olduk ama Çukurova ve Fenerbahçe geçen sene finali oynarken gerçekten çok kıymetli kadrolara sahip iki takımda. İkisi de çok büyük yatırımlar yapan, bizim Türkiye için büyük değer iki kulüp. Çok büyük değerler gerçekten. Geliş bence bu seneyle beraber biz de artık milli takım seviyesinde de başarılarımız arttıkça kadın basketbolun izleyicisi de daha fazla olmaya başlayacak. Kadın basketbolunun bütün her yerde daha fazla konuşulmaya başlayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok büyük bir başarı elde etti voleybol ve şu anda herkesin voleybol konuşması kadar normal bir şey olamaz ama biz de geliyoruz yani. Kadın basketbolu da tekrardan bence canlanacak. Çok güzel, herkesin izlediği, keyif aldığı. Yani çok da keyifli çünkü Amerikalılar var, Avrupalılar var, iyi Türklerimiz var. Keyifli oluyor. Çok da izlemesi de keyifli oluyor. Onun için daha çok inşallah ileride çok daha fazla hem seyirci kitlesi hem de televizyon ekran başındaki seyircilerimiz, izleyicilerimiz daha fazla bizleri görürler. Daha fazla oranlar yükselir inşallah, ilgi oranları. Selen Hocam, henüz 36 yaşında olmanıza rağmen önemli bir kariyere sahipsiniz. Kariyerinizde ama hemen müdahale edebilir miyim? 39. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Yaşımı o zaman. Yaşımı küçülttüğünüz için. Direkt o zaman bir yanlışlık oldu. Direkt kontrol ettiğimde 36 olarak görmüştüm. Genç yaşınıza rağmen özellikle de önemli bir tecrübeye sahipsiniz. Önemli kulüplerde görev aldınız. Kariyer planlamanızda hedefleriniz nelerdir? Ve bir de Fatih Terim'e benzetilmenizin ardından bir Galatasaray hayali oldu mu? Bu noktada düşünceleriniz nelerdir? Yani tabii ki de oldu. Olmaz mı? Zaten çok büyük bir kulüp. Tabii ki de yani gelecek bir zamanda neden olmasın? Yani olmadı desem yalan olur, evet. Özellikle de Twitter'da çok bu noktada Galatasaraylı taraftarların teveccühü vardı. İnşallah gelecek zamanda olur diyelim. Evet. Onun bir önceki soruya gelirsem de gerçekten orta birinci sınıftaydım ben basketbola başladığımda, oyuncu olarak başladığımda. Evet. Sonrasında antrenörlüğe döndüm. Ve şimdi 39 yaşındayım. Hiç pes etmeden, hiç vazgeçmeden altyapılar dahil, üst yapılar, profesyonel her alanda bulundum. Her yerde bulundum. Onun için bu süreç gerçekten çok zor geçti benim için. Amil takımdan tutun da Yıldız Milli Takım'a kadar her yerde görev aldım. Olimpiyatlara gittim, Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları, olmadığım yer yoktu. Onun için bugün geldiğim noktada Fatih Terim'e benzetildiğim için aslında insanlar beni tanımış oldu, görmüş oldu, bilmiş oldu ama çok ciddi bir emek ve ciddi bir süreç var geçmişimde. Yani bunu da ben her yerde belli etmeye çalışıyorum. Bunun okulunu okudum, Gazi Üniversitesi mezunuyum. Yıllarca profesyonel oynadım, sonrasında antrenörlüğe döndüm. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Tek kadın olarak devam ediyorum şu an. Tek Türk kadın olarak devam ediyorum. Süper Lig'de. Yani bu gerçekten bence değinilmesi gereken bir şey. Onun için ben mutluyum, hiçbir zaman da vazgeçmeden bu kariyerime en üst noktaya gelene kadar devam etmek istiyorum. Bir de burada siz bulunduğunuz konum itibariyle tek başınasınız Süper Lig'de. Kadın tek antrenör sizsiniz. Türk ve kadın antrenör olarak. Bir rol model de olabilirsiniz sizden sonra gelecek nesiller için, arkadaşlarımız için. Şöyle, zaten ben kadınların çok daha fazla olmasını istiyorum bizim basketbolumuzun içinde. Bunun için de elimden geleni yapıyorum.
Benim asistanlarımın ikisi de kadın. Ve her yerde de bunu konuşuyorum. Ben bir kişinin elinden tutarsam belki sonrasında o da bir kişinin elinden tutar. Bundan 2-3 sene sonra her takımın başında ya da asistan koç olarak birer kadın, kadın menajer, işte kadın asistan koç, kadın fizyoterapist, kadın masör. Ya yani daha fazla kadınlar kadınların içinde olursa bence çok daha çok daha güzel olacak inşallah. Ben de bunun için elimden gelen her şeyi sonuna kadar destek olmak amaçlı bütün kadın arkadaşlarıma gerek yol gösterme olur, gerek paylaşım olur, her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum, olacağım da. Peki bu alanda Selen Hocam, örnek aldığınız koç var mı? Örnek aldığım koç, tabii Ekrem Memnun'la çalıştım ben 4 sene. Büyük bir değer, büyük bir örnek. Bizim, yani benim için büyük bir örnek, onu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Şu anda seyahat halindesiniz. Kırmadınız, yayınımıza evet. Bağlandınız. Görüşmek maça üzere, hoşçakalın. Başarılar diliyorum. Umarım kazanırsınız. Ederim. Teşekkürler, görüşmek üzere. İnşallah yayına katılın. Teşekkürler, hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, az önce hattımızda konuğumuz Antalya Toroslar kadın basketbol takımı antrenörü Selen Erdem'di. Selen Erdem'le birlikte gündeme değerlendirdik. Zaten kendisinin yapmış olduğu röportajı mutlaka okumuşsunuzdur. Demirören Haber Ajansı'na güzel bir röportaj yapmıştı. Ben de röportajı gördükten sonra bağlantı yapmak istedim. Kırmadı, yayınımıza bağlandı. Farklı bir bağlantı oldu bu bölümde. Son bölümdeyiz. Son bölümde birinci ligi konuşacağız. Anadolu kulüplerini konuşacağız. Hattımızda konuğumuz Trabzonspor ve Adana Spor'un eski futbolcusu, Hatay Spor'un eski futbolcusu Ender Tıraş. Son olarak kendisi Ersan Parlatan'la Bandırma Spor'da görev aldı. Ender abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim Salim kardeşim. Sen nasılsın? İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Şu anda İskenderun'dasın. İskenderun'da son durum nedir? Deprem bölgesindesin. İskenderun'dusun. Evet, evet. Şimdi biliyorsun depremden sonra da seninle bağlanıp görüşmüştük. Teşekkür ederim o vesileyle. Evet. Ondan sonra bir Bandırma Spor sürecimiz başladı. 4 aydır, 5 aydır oradaydık. Ama 3 gün önce geldiğimde buradaki durumun enkazların yavaş yavaş kaldırıldı ama izlerin devam etmekte. Yani bu izlerin de tahminim birkaç seneye alacak gibi görünüyor. Peki şehirde son durum o şekilde, bunu belirtelim. Son durumu anlattın. Bandırma Spor'da görev aldım. Bandırma Spor süreci tamamlandı. Birincilikte önemli ve iddialı takım konumundaydı ayrıldığınızda. Şu anda da hala öyle. Birinciliği nasıl değerlendiriyorsun? Bugün de birincilikte önemli maç var saat 20'de. Sakarya Spor'un konuğu Şanlıurfa Spor. Neler söylersin abi? Şimdi öncelikle tabii bu Ersan hocamla beraber bu görev bize tebliğ edildiğinde sezon başı Temmuz ayıydı. Temmuz'un birinde süreç işlemeye başladı. Yabancı futbolcu izlemeyle başlayarak antrenman programıyla beraber işte kamptıyla iyi bir 4 ay geçirdik. Bakıldığı zaman Bandırma Spor'dan ayrılma sürecimiz nasıl gelmek varsa profesyonel kulüplerde gitmeyin de o kadar doğal olduğunu bilmekteyiz. Lakin ilk 8 hafta Bandırma Spor bu ligdeki en iyi başlangıcını yaptı. Hem verilerde hem de puan durumu olarak 2. sırada 8 haftandan mağlup tek bir Bandırma Spor vardı. Dolayısıyla 9. hafta almış olduğumuz mağlubiyetten de sonra bir şekilde görevimiz sona erdi diyeyim. Yani gelmenin de gitmenin de doğal olduğu, bizi getiren oraya bir yönetim kurulu başkan vardı. Dolayısıyla görevden de bu şekilde sona erdi. Öyle diyeyim. Evet. Bıraktığımızda da çok iddialıydı. Şimdi iddialı takım şöyle, sezon başı kurulduğunda çok yüksek külfetlerle kurulmamış ama bir şekilde tabii her zaman çok külfetli takımların başarılı olacak diye bir şey yok. Önemli olan takım olabilmek, aile olabilmek. Evet. Bizden önce onu başardık kampta. Ne oynadığımızı top rakipte ve bizdeyken sürekli onu çalıştık. İnanılmaz şekilde futbolcularla harika bir ortamımız oluştu. Aile gibiydik. Bir şekilde o sinerjiyi yakaladık. Lige de öyle başladık. Bakıldığı zaman verileri en az gol yiyen ve en fazla gol atan 3. takımdık. Evet. Bana kadar 8. haftaya. Hazırlık maçları dahil hiç mağlup olmamıştık. Hazırlık maçları da dahil diyorum. Dolayısıyla bakıldığı zaman iyi bir ivme yakalamıştık. Ama tekrar söylüyorum. Bununla futbolda olağan ve doğal şeylerdir. Dolayısıyla yerimize gelen antrenörler de teknik ekip de muhtemelen en iyisini yapacaktır. Ve Bandırma Spor bu sene eğer istikrarı bozmaz ve bu oynanışın üzerine çok fazla dokunmadan hafif dokunuşlarla hafif detaylarla geçiştirirse
muhtemelen ilk 7 içinde sürekli kalacak. İlk 2'de sonuna kadar zorlar diye düşünüyorum. Lige gelirsek Salim kardeşim. Ne dersin abi? Eyüpspor, Bandırma. Önemli kulüpler. Tabii şimdi bakıldığı zaman altta tabii bunu 3-4 hafta önce de söylüyorduk. Ersen hocamız da söyledi. Biz de söylüyorduk. Evet. Yani şu anda çok geri başlayan kulüpler vardı. Son 4 hafta Göztepe harika bir ivme yakaladı. Sakaryaspor, Tuncay Şanlı'yla beraber iyi bir ivme yakaladı. Çok büyük camia bunlar. Dolayısıyla bunlar yarışın içerisinde her zaman olacaktır. Bakıldığı zaman 9-10 takım ilk 7'yi sürekli zorlar. Ama diğer takımlarla alttaki 4-5 takım tabii bir çoğunun da büyük kulüpler, büyük camialar ama transfer yasağı olması dolayısıyla sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Ama bu yarış sonuna kadar devam eder. Sonuna kadar da 8 takım 9 takım arasında geçer diye düşünüyorum. Özellikle de ilk 2 çok çok önemli. Direkt yükseliyor. 3. sıradaki takım da bence şanslı. Direkt finale yükseliyor. Final avantajı şimdi, var. Tabii şimdi 3. olmak da büyük bir avantaj. 3. olmak bir şekilde kendinizi kenara çekip oynayan takımları daha iyi irdelemek, daha iyi analizini yapmak, zaten sezon içerisinde yapmış olduğunuz analizi biraz daha pekiştirmek ve daha din şekilde rakibinizi beklemek. Yani bu zaman zaman avantaj, zaman zaman da dezavantaj. Dezavantajı şöyle olur. Maç oynamıyorsunuz. Diğerleri maç oynayıp da geliyorlar. Evet. Ama avantajların daha yüksek olduğunu düşünüyorum. İlk iki itibariyle dediğim gibi Eyüp takımı çok iyi takım. Dolayısıyla kadro ve cami olarak Kocaelispor, Göztepe, Sakarya, Bandırma Spor bu yarışın içerisinde olur. Bodrum Spor ilk oynayan bir ekip ama burada Çorum Spor biraz geri kaldı. Bana göre oyun anlayışı olarak şu anda biz ilk 8 hafta oynadığımız takımlar içerisinde her takımı analiz ettiğimizde inanın bana Eyüp Spor'un verileri bile o kadar iyi çıkmıyordu. Çorum Spor aslında sahaya iyi yayılan, özellikle deplasmanda çok iyi görev anlayışı olan çok iyi harika bir takım. Evet. Ama tabii şanslı sonuçlar alıyorlar. Şimdi burada özellikle Türkiye'de, ben yurt dışında da biliyorsun Salim orada doğdum, orada büyüdüm. Evet. Ama yaşta buraya geldim. Bakıldığı zaman Türkiye'deki en büyük sıkıntı başarının ve başarısızlığın kriteri ne? Sahadaki futbol mu yoksa tabela mı? Türkiye'de ne yazık ki tabela. Dolayısıyla Çorum Spor adına konuşuyorum. Tabelada kötü, yani altta biraz kalınca 9. 10. galiba şu an. Bakıldığı zaman hiç oyuna bakılmıyor. Başarısız. Halbuki öyle bir şey yok. Teknik ekibi ve oyuncular grubu gerçekten iyi iş yapıyorlar aslında. Sonuca yansıtlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki genel sorular var. Son sorum abi. Tabii. Süper Lig'de Anadolu kulüplerinde Adana Demirspor ön plana çıktı. Alanya Spor'da bir değişim var. Teknik direktör Fatih Tekke'de nasip anlaştı. Alanya ekibi. Bunu da yayınımızda paylaşalım. Dün Ajans Spor'da özel haberini yapmıştık. Anadolu kulüpleriyle ilgili, Süper Lig'deki Anadolu kulüpleriyle ilgili yorumun nedir? Şimdi Alanya Spor senin söylediğin gibi Fatih Hoca ile anlaştı değil mi galiba? Şimdi evet, Fatih Tekke ile anlaştı. Bugün son görüşme olacaktı sabah. Tamam. Ben Fatih Hoca ile Fatih kardeşimle Trabzonspor'a transfer olduğunda benden ufak tabi altyapıdan çıkmıştı. Çok büyük futbolcuydu bana göre. Evet. Çok iyi futbolcuydu. İyi de bir teknik ekip. Ekibi de çok iyi. Kendisi iyi bir teknik direktör. Dolayısıyla hayırlı olsun Alanya Spor'a. İyi bir tercih yaptılar diye düşünüyorum. Süper Lig'e bakıldığı zaman Salim kardeşim, şimdi Demirspor zaten 200 senedir özellikle bu yeni başkanla gerçekten çok büyük ivme yakaladılar. Harika bir takım. 3. sıradalar şu anda. Çok iyi futbol oynayan. Hatta sürekli ben söylüyorum. Bursaspor'un Başakşehir'in şampiyon olduğu birlikte Adana Demirspor çoktan hak eder. Camiasıyla hak eder. Taraftarıyla hak eder. Kadrosuyla hak eder. Ama biraz geri kalındı. Şimdi şöyle bir ayrım yapmak lazım Süper Lig'le alakalı. İşin gerçeğini söylemek gerekirse. Fenerbahçe ve Galatasaray kadro kalitesi oyun anlamında gerçekten çıtayı çok yukarı çektiler. Evet. Dolayısıyla puan kayıpları muhakkak olacaktır. Burada sürpriz puan kayıpları yaşayan takım biraz geri kalır ve aralarında oynanacak iki maça bağlıdır diye düşünüyorum. Evet. Şöyle bakıldığı zaman o iki takımdan sonra bir ikinci grup geliyor. İşte Demirspor, Adana Demirspor, Beşiktaş. Evet. İşte arkada alttan gelen Trabzonspor gibi, Kasımpaşa gibi bir ikinci grup var, 5-6 takım. Ve aralarında gerçekten makasın çok fazla açıldığı bir alt grup var. Onlara düşmeye oynar muhtemelen. Ama Süper Lig'e bakıldığı zaman ben her zaman şundan taraftarım. Fazla takımın şampiyonluğa iddiasında olması o lige daha kalite, daha heyecan getirir. Evet. Bu sene itibariyle Fenerbahçe ve Galatasaray kadro kalitesi ve çıtayı çok iyi oynuyorlar gerçekten. Puan kaybı da yapıyorlar. Dolayısıyla biraz da heyecanı arka plana itse de sonuçta yine bu
ligi izlemek, bu ligi ve birinci ligi izlemek çok büyük keyif veriyor bana. Boş zamanlarımızda bütün maçları izlemeye çalışıyoruz yani. İşin açıkçası Süper Lig'de dediğim gibi şampiyonluk iki takım arasında geçer ama alt taraflarda çok daha fazla heyecan olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Ender abi değerli yorumların için. Rica ederim. Görüşmek üzere, hoşçakal. Teşekkür ederim, iyi yayınlar, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ender Tıraş'tı. Bugün Cuma, yayınımızın sonuna geliyoruz. Benden hemen sonra 6. Adam programında Burak Alaca sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Simay Trafo Anadolu Ateşi'ni sundu. Radyo Spor.